Evet, şimdi Bakü'deyiz. Dağ programımız sona erdi. Bakü'yü gezmeye başladık. Dün gece geldik Bakü'ye. Yorulmuşuz tabii, gün ortasına kadar dinlendik. Ve orada insanlar gün ortası yemeği yerken biz kahvaltımızı yaptık. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Buranın en önemli meydanı Targovi Meydanı. Targovi Rusça'da alışveriş demek. Burası alışveriş merkezi. Vahap Ağırtaş'la birlikte Azerbaycan sokaklarını dolaşıyoruz. Evet, sevgili Vahap Ağırtaş, ne yapıyorsunuz? Bugün yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz. İki tane çok ciddi ve zorlu dağ faaliyetinden sonra çok güzel bir meydandan çıktık. Böyle sahile doğru yürüyoruz. Bakalım yorgunluğumuzu atabilecek miyiz? Evet, Azerbaycan'da vaktimiz kısıtlı olduğu için Hazar Denizi'ne giremeyeceğiz fakat elimizi ayağımızı bari Hazar Denizi'ne sokalım diye şu an deniz tarafına geçiyoruz. Bakü'deki Milli Park'tayız. Burada yapılaşma izni vesaire hiçbir şey yok. Korumuşlar burayı. Şu anda Milli Park'a geldik. Burayı gezeceğiz. Şaka yap. Kalkır duman ayrılığı. Yaşırın sözlerime. Doymadım sözlerime. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Midas'ın kulakları, eşek kulakları. Ama bu eşek değil. Yıllardır görmeyi hayal ettiğim Hazar Denizi kenarındayız. Duygulandım. Duygulanmakta da haklıyım. Sonuçta etrafında Türklerin yaşamış olduğu aslında bizim bir iç denizimiz. Hem İran tarafında, hem Azerbaycan tarafında, hem Karakalpakistan tarafında, yani Türkmenistan'ın batısında yaşayan coğrafya hep Türk yurtları.
O yüzden Hazar Denizi bizim için çok kutsaldır. Bizim için çok önemlidir. Düşsün bize ayrılık salan. Yılların oldu yalan, gönlüme saldın tamam. Ayrılsın aydın düşsün bize ayrılık salan. Kuşlar uçar yollarda, gül bu kasık kollarda. Ardasan yarım arda, gözüm kalıp yollarda. Kuşlar uçar yollarda, gül bu kasık kollarda. Ardasan yarım arda. Bir şey söyleyeceğim. Diyorlar ki onlar da görmüşler ya. Evet, 3000 yıllık Sümer Kız Kulesi. Mustafa abi, ne yediniz kahvaltıda? Soğuk yoğurtlu çorba hocam. Evet, borş diyorlar herhalde. Yumurta. Hı-hı. Ve çay akşama da döner ikram edecekler. Oh, süper. Peki. Bakım iyi yani. Kardeşler gelmiş diyorlar. Kayseri'de gezer gibisin değil mi? Hiç yabancılık çekmiyorsun. Evet, evet, hakikaten çok. Bakü Türkiye'nin bir ili Bakü gibi. Bakü çok temiz ve Avrupa tarzında bir yer yani. Evet, teşekkür ederim. İnsanları böyle aşmış. Aşmış, bize de çok iyi davranıyorlar. Kültürel olarak da olgunluk her türlü. Evet. Güzellikleriyle beraber görmeye değer bir yer. Evet. Teşekkür ederim. Bakü'de iç şehir gezime devam ediyorum. Kız Kalesi'nin orada. Dağ rehberimiz Babek'le buluşacağım. Evet, Azerbaycan'ın özellikle Şeki bölgesinin kilimleri ve halıları. Azerbaycan'da iç şehir gezimize devam ediyoruz. Evet, rehberimiz Babek'le gezintimiz sürüyor içeri şehirde. Tarih açısından önemli iki şahsiyetin resimlerinin yanında bulunuyoruz. Birisi Mustafa Kemal Atatürk, siyasi tarihimizin en büyüğü. Bir diğer tarafta da gönül fatihlerimizden bir tanesi Azerbaycanlı şair Şehriyar. Evet. Evet, Şirvanşahlardan kalma içeri şehirde bir cami. Kız Kalesi'ne ve Şirvanşahlar Sarayı'na doğru ilerliyoruz. Birazdan içeri gireceğiz. Oradan da görüntüler alacağız. Evet, dağcı ekibimiz Bakü gezintisine devam ediyor. Evet, Kız Kulesi'nin olduğu sokaktayız. Azerbaycan'daki mimariye bayıldık. Ben Bakü'ye bayıldım. Gelin. Ben Bakü'ye bayıldım. Bakü'ye bayıldım. Yani dağlardan sonra hani ne olur bilmiyoruz ama bir de kuleye bakmak istedik. Bakalım kulede ne var? Kız Kalesi'ne çıkacağız. O yüzden bilet almaya gidiyorum. Evet, Kız Kalesi'ne ve Şirvanşahlar girişine, Şirvanşahlar Sarayı'na girmek için bilet aldık. Biletimizi alırken yabancılar 4 manat, yerliler 2 manattı. Biz burası bizim ikinci memleketimiz, biz yerliyiz dedik. 2 manattan aldık. Onlar da hatırlatmanıza gerek yok, biliyorum siz yerlisiniz dediler, sevindik. Öyle düşündüklerine sevindik, paramızı kurtardığımız için değil. Kız Kalesi Kulesi'nin girişindeyiz. Birinci katla ikinci kat arasında merdiven yapılmadığı için aşağıya merdiven uzatarak ya da ip uzatarak aşağı kattaki kişileri buraya çekiyorlarmış.
bu şehir yapıldıktan sonra Şirvanşahlar bölgeye geldikten sonra Bakü'ye, Hazar Denizi'nin bu kıyısına, kıyısındaki şehri surlarla donatıyorlar. Bu resim onun resmi. Evet, burası da kulenin su ihtiyacını karşılamış olduğu 30 metre derinliğindeki su kuyusu. 8 katlı bir kule. Evet, birinci kat ve ikinci kat arasında merdiven yok. O küçük delikten merdiven ya da bir ip sarkıtarak yukarıya çıkıyorlar. Bütün katlar arasında şey yok, merdiven yok galiba, değil mi? Birinci ve ikinci kat arasında yok. Güvenlik için olabilir. Ama içeriye klima takmamaları kötü olmuş. Hazar'ın kenarına kurulmuş bir zamanlar bakıyor. Kız Kalası'nın dibinden Bakü'yü seyrediyoruz. İçeri şehir oldukça güzel ve tarihi. Tekrar içteyiz. Şirvan Şahlar Sarayı. Evet, Selçuklularda da görmüş olduğumuz taş sandukalar. Benim balam kime neyler? Körpe balam kime neyler? Benim balam ay balam. Ey körpe balam ay balam. Benim balam ay balam. Körpe balam ay balam. Aman aman ayrılık olur, yaman ayrılık. Eşiden de başımdan kalkıp duman ayrılık. Aman aman ayrılık olur, yaman ayrılık. Eşiden de başımdan kalkıp duman ayrılık. Yaşırı sözlerime doymadım sözlerime, yaşaydım ayrılık. Bakü'de Mehmet Gültekin'le birlikte yolculuğunu sürüyor efendim. Sözlerimle doymadım sözlerimle, bilseydim ayrılıktır verdim gözlerimle. İçtirip zehrimene, doldurup gem piyalesin, içtirip zehrimene. Evet, içeri şehirden çıktık, beton şehire geçtik. Nasıl bir hiç duygu? Sorma. Hiç sorma. Evet. Aynen. Bize ayrılık sağlar. Evet, Hazar'ın kenarındaki Bakü kentine Şirvanşahların örmüş olduğu surlar. Eskişehir'den çıktık. Konya'ya doğru gidiyoruz desem de inanmayın. Eskişehir, İçerişehir. Bakü'deyiz. Yalnız Bakü demesek siz burayı Roma, Milano falan zannedersiniz. Biz dürüst davranıyoruz. Biz oralara gitmedik. Burası Bakü kardeşim. Vallahi biz Bakü'ye hasta olduk yani. Yok böyle süper, bir şey. Süper süper. Divane atıp gittim ben, kalmışam yana yana. Eyledi gehrimene, gelmedi rehmimene. Doldurup gem piyalesin, içtirip zehrimene. Doldurup gem piyalesin, içtirip zehrimene. Azerbaycan'ın sanata ve sanatçıya verdiği değer çok önemli. Çay var orada. Burada gördüğümüz kişi Şah İsmail Kahve Engin Çay Muhabbeti'nde hala. İzzettin Hesanoğlu. Tutuşmayınca dar ateş bulunmaz hislet enbar. Ya Mustafa,
Evet, Genceli Nizami'nin bir gravürü. Evet, benim yazmış olduğum Astarab adlı romanının baş kahramanı Fazullah Neymi, Fazullahi Hurufi. İranlı olarak tanırlar değil. Azerbaycan'da Fazullahi Hurufi ve Nesimi yan yana. Birçok büyük şairin heykelleri yukarıda, diğerlerinin aşağıda. En soldaki Fuzuli, Vakif, Mirza Fateli, Natevan, Mirza Çelik, Cafer Cabirli. Evet, bizimkiler dinlenmedi. Azerbaycan gazeteleri, Katıl 1, Türkistan, Cumhuriyet, Azatlık. Bakü'nün sokakları Roma'yı, Barcelona'yı ve Paris'i aratmıyor. Yapı olarak da çok benziyor. Mimariye büyük önem vermişler. Gördüm, danışmadım doyunca. Halvette gördüm, danışmadım doyunca. Benim babam kime neyle? Bakü'de Targavli'de yürüyüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Kentlere kent kimliğini katan başta o kentin mimarisidir, meydanlarıdır, evlerinin yapısıdır. Betonla hiçbir kent kimlik kazanmaz. Sadece Azerbaycan'da gördüğümüz Londra tipi taksiler. Engin neredesin abi? Seni bekliyoruz. Hep gecikiyoruz. Mehmet. Ne arıyorsun orada? Mehmet. Seni arıyordum. Azerbaycan'ın akşamları da bir başka. Mehmet Emin Resulzade Sokağı. Mehmet Emin Resulzade 1917'de Bolşevik devrimi olduktan sonra Azerbaycan'ı kuran kişi. Benim balam kime neyle? Azerbaycan'da son anlarımızı değerlendiriyoruz. Birazdan otelimize gidip eşyalarımızı toplayıp Gebele Havaalanı'na doğru yola çıkacağız.
aman ayrılık, olur yaman ayrılık. İşiden de başımdan kalkıp duman ayrılık. Aman aman ayrılık, olur yaman ayrılık. İşiden de başımdan. Gelme yatacağım ben. Gelme yatacağım. Buraya. Video çekiyorum. Video. Abi gerçek nasıl ya? Size özel mi yapıyorsun? Peki. Bana özel abi. Abi benim bitti. Ben 3 kişilik koltuk aldım. Ben benim bitti. Arkaya geç. Evet, Azerbaycan tırmanışlarımız sona erdi ve herkes memleketine döndü. Konya Havaalanı. Piyalesin içtirip zehri mene, doldurup gem piyalesin içtirip zehri mene.